Merhabalar, TV 360 ekranlarından herkese merhaba. İsmim Tuğçe Çağla Akgüloğlu. Yakın çevrem son tel bükücü olarak da biliyor beni. Bugün sizlerle avize yapacağız. Görmüş olduğunuz gibi bir avize iskeletim var. Tellerim yanımda. Alüminyum tel kullanıyoruz. Hobi malzemesi satan yerlerde bulabilirsiniz. Boncuklarımız burada. Ben pembe ve gümüş ağırlıklı çalışacağım. Avize telimiz siyah. Telimizi de siyah olarak kullanacağım. Bu şekilde uyumlu olacağını düşünüyorum. Umarım siz de beğenirsiniz. Ufaktan başlayalım isterseniz yapmaya. Öncelikle biraz tel kese kese yapacağız ve burada aslında görmüş olduğunuz gibi bölümler var zaten kendisinde. Bu bölümleri sırayla aslında bu telle ve boncuklarla kaplayacağız ve dekoratif bir hale getireceğiz. Biraz telimi kesiyorum. Yapıştırma veya kaynak gibi bir şey yok. Tamamen el yapımı. Bükerek sabit bir şekilde duruyor zaten telimiz. Biraz şurada şu şekilde göstererek yapmaya çalışayım. Buradan mesela elimle bu şekilde teli kıvırabilirim. Şöyle. Zaten istediğim şekilde geliyor. Yumuşak bir teldir, alüminyum tel. Mesela demir tel gibi ya da bakırın bazı bakır telleri biraz daha sert olabiliyor. Ama alüminyum tel biraz daha yumuşak. Şöyle mesela böyle bir şekil yaptım burada. Bunu burada sabitledim. Buradan bir tane boncuk takıyorum. Bu boncuğu da burada yine telle sabitleyebilirim. Şöyle kıvırabilirim mesela. Bu şekilde durabilir. İstediğim şekilde sokabiliyorum. Bu tellerin renklileri de var. Bakır rengi, gümüş rengi. Mesela burada gösterebilirim aslında. Bunlar biraz daha ince. Bunlarla da tabii ki yapabiliriz. Ama ben bu elimdeki malzemelerle bu uyumu sevdim. Bu şekilde ilerleyeceğim. Tabii ki siz özgürsünüz. Daha farklı şekillerle de yapabilirsiniz. Tabii tel çok hataya affetmiyor aslında. Mesela bir forma getirdiğiniz zaman tekrardan bozup yapmak çok da güzel olmuyor. Deforme oluyor. Çok çabuk deforme olan bir malzeme. Ama biz onunla iyi anlaştık. Biraz inatçı bir yapısı var. Bu arada şurada göstereyim. Burada mesela havada kalıyor teller. Elinize batabilir. Onları şöyle yumuşak uçlu bir pens yardımıyla şu şekilde içe katlayabilirsiniz. Diğer pensleri kullanmamamdaki neden telin üzerindeki boyayı kaldırıyor. O yüzden silikon uçlu penseri tercih edelim bu noktada. Şimdi biraz daha burada telim bitti. Tekrar telimi alıyorum. Parça parça dediğim gibi. Yani canım nasıl istiyorsa tamamen doğaçlama ilerliyor aslında. Şimdi biraz renk katalım isterseniz. Mesela şöyle bir mor alabiliriz. Bu boncukları da yine hobi malzemesi satan yerlerde rahatlıkla bulabilir, temin edebilirsiniz. Telleri de aynı şekilde. Ben yaklaşık 4 yıldır tel büküyorum. Aslında bu tür ürünler yapmıyorum. Daha çok takı ve aksesuar evet ama bunu tamamen ev veya programına özel bir düşünüp tasarladım. Ve burada yapmaya karar verdim. Umarım siz de beğenir ve yaparsınız. Tabii bu arada ben şu anda telle yapıyorum bunu. Ama siz buraya mesela kumaşla bağlayabilirsiniz. Farklı kurdelelerle de yapabilirsiniz böyle bir şey. Tamamen aslında nasıl tasarlamak istediğinizle doğru orantılı. Bakabilirsiniz nasıl bir boncuk kullanabilirim. Mesela siyah değil de gümüş rengiyle de çalışsanız o zaman diğer daha canlı renkler de gümüş rengiyle yine güzel durur. Mesela şu an yavaş yavaş avizenin bir bölümünü yapıyoruz. Tabii bu 30 santim çapında bir avize iskeleti. Aslında daha küçük aplikler de var. Onları da yine yapabilirsiniz bu şekilde. Piyasada hazır siyah olarak da bulunuyor. Ben o şekilde temin ettim. Gümüş rengi de bulabilirsiniz ama diğer renklerine denk gelmedim açıkçası. Burada aslında önemli olan nokta elinize teli batırmamanız. Bu da çok önemli. Ben çok fazla telle uğraştığım için tabii ki özellikle ilk zamanlar elim delikleşik oldu. Biraz dikkat edin muhakkak. Şimdi
tekrardan boncuğumu alıyorum. Aslında hepsi bütün bölümleri aynı bu şekilde yapmak zorunda da değilsiniz. Mesela şimdi biz burayı bu şekilde yaptık. Biraz daha amorf bir form. Biraz daha elimize geldiği gibi. Diğer tarafa mesela zikzak gidebiliriz. Onu yapacağım birazdan. Onu da göstereceğim. Mesela perdenizin kumaşını kullanabilirsiniz. Odanızla takım olabilir. Mesela çocuk odası için yapıyorsanız böyle bir şeyi, o zaman yine çocuğunuzun odasındaki herhangi bir dekorasyon ürünüyle bunu tamamlayabilirsiniz. Yani aslında oldukça keyifli bir çalışma ve size özgür kılan bir tasarım. İstediğiniz şekilde ilerleyebilirsiniz. Mesela burayı bu şekilde yaptım. Oynayabilirim. Beğenmediğim yerleri şöyle çekebilirim. Boşlukları doldurabilirim. Şimdi mesela bir bölümü bu şekilde tasarladık. Diğer tarafı biraz daha düz ilerleyebiliriz. O yüzden biraz daha uzun bir tel alacağım. Mesela inceli kalınlı tel de kullanabilirsiniz. Şu an benim kullandığım bu tel yaklaşık 1 milim, 1.2 milim civarında. Siz daha mesela burada ince teller var, 0.6, 0.5 gibi. Onları da aralara katabilirsiniz. Bana sorarsanız mesela keçeden çiçekler yapılabilir. Takabilirsiniz, üzerine yapıştırabilirsiniz. Yani çok çok çeşitlenebilir. Burayı da şu şekilde düz ilerliyorum. Aslında şey gibi biraz değil mi? Böyle sanki kalemle alıyormuşsunuz da çiziyormuşsunuz gibi bir yapı oluyor. Buraya boncuk kullanmayı düşünmüyorum. Tamamen böyle ilerleyeceğim. Biraz da açık bırakmak istiyorum. İç iyice görünsün. Yaptığımız şeyler böyle çizgi gibi ortaya çıksın istiyorum. Tabii ki daha sıkı yapabilirsiniz. O zaman tabii biraz ışığı da keser diye düşünüyorum. Nasıl isterseniz. Ben kesebiliriz. Yine telimi alıyorum. Tabii ki telle birçok ürün yapılabilir. Mesela bu üzerinde görmüş olduğunuz kolyeyi de yine ben yaptım. Belki başka bir programda size ağaç kolye yapımını anlatırım. Biliyorsunuzdur piyasada aslında bu tür avizeler oldukça fazla. Daha çok halatla bu ara oldukça da moda. Mesela halat da kullanabilirsiniz tabii ki de. Halatla teli birlikte kullanabilirsiniz. Halat, tel, boncuk birlikte kullanabilirsiniz. Tamamen dediğim gibi sizin tasarım algınıza bağlı. Odanızda kullanacağınız odanın rengine, tonuna bağlı. Yani bunu aslında mesela bir aktivite olarak da yapabilirsiniz çocuğunuzla birlikte. Telle uğraşmak çok keyifli. Ben zaten tasarım mezunuyum, endüstriyel tasarım mezunuyum ama kurumsal yerlerde çalıştım bir süre. Daha sonra evlendim. Evlendikten sonra böyle hep zaten oğlum olsa bir hobiler, bir şeyler vardı. Bir anda tele merak saldım. Ağaç kolyelerle başladı aslında bu üzerinde görmüş olduğunuz. Daha sonra çeşitli ürünler, işte notebooklar, hediyelikler, bu tarz figürler vesaire derken yürüdü gitti. Bir sürü telle bir sürü ürünler yapmaya başladım. Beğeniliyor da, keyifli. Bunun eğitimlerini de vermek istiyorum aslında. Soranlar da oluyor ama şu anda 6,5 aylık bir bebeğim var. O yüzden atölyeye gidemiyorum. Dolayısıyla eğitim veremiyorum ama daha önce ağaç kolye yapımını özel derslerle birkaç kişiye öğrettim. Hatta paylaşmak isterim bir anımı. Bir tane çok sevgili bir öğretmen vardı, Ayşe Hanım. Atölyeme katıldı. Birlikte ağaç kolye yaptık. Daha sonra okul kermesinde ağaç kolye yapmış. Öğrencilerine de benden bahsetmiş. Satışını yaptı orada. Mesela bu tarz şeylere vesile olmak da tabii ki çok güzel.
Yani muhakkak bir hobi edinmeli bence insan. Hem kafanızı dağıtırsınız. Hem bir şey üretmek her zaman çok keyiflidir. Çok güzel bir haz verir yani insana. Ben çok keyif alıyorum üretmekten. Bir yandan yaparken bir yandan konuşmak da çok kolay olmuyor o yüzden. Mesela evet şimdi tekrar bir bölümümüzün daha sonuna geliyoruz bu tarafın. Gördüğünüz gibi mesela aslında buralara da boncuk takabilirdim ama ben takmamayı tercih ettim. Biraz daha sade olması açısından. Sarıp sarıp kesiyoruz. Yine pensle şu şekilde kapatabilirim. Hani o tamamen aslında elime batmaması için. Gerçi havada elimize niye batsın değil mi ama olsun. Ucundan da parlama yapacaktır muhtemelen. O yüzden onun da önüne geçmiş oluruz. Yine telimi alıyorum. Gördüğünüz gibi hani teli çok uzun aldım da başladım da sonuna kadar o telle devam etmeliyim gibi bir durum söz konusu değil. Teli aldınız, büktünüz, bitti. Tekrar kesiyorsunuz, tekrar alıyorsunuz. Bu şekilde ilerliyor yaptığınız gibi. Benim en sevdiğim renk mor. O yüzden burada da mor, pembe oradan gitmeyi tercih ettim. Şimdi bu boncukların dışında mesela doğal taşlar da kullanabilirsiniz. Onlara da çok ilgi duyan insanlar var, enerjilerine inananlar var. Keza ben akikten kolyeler de yapıyorum. Onlar da çok keyifli, çok da beğeniliyor. Mesela ben, akik tabii ki biraz kendi formunda bir taş, onu alıp takamıyorsunuz ama mesela delikli olanlar var, doğal taşlar. Onları kullanabilirsiniz. Enerjisine de inanıyorsanız, iyi geleceğine de inanıyorsanız ki özellikle yattığınız odada falan olması sizin için güzel olabilir. Evet, bu bölümümüzü de bitirdik. Yani bu tarafını avizemizin. Şimdi diğer tarafa tekrardan hareketli bir şeyler yapacağım. Bu tarafta yaptığım gibi. Şöyle bir yandan da göstereyim size. Dediğim gibi bunu aslında kumaş parçaları da ekleyebilirsiniz. Ama ben teli çok sevdiğim için tamamen telle ilerlemeyi tercih ediyorum. Şimdi bu bölümümüzü tekrar burada olduğu gibi boncuklarla ilerleyeceğim. Tekrar telimi alayım. Dediğim gibi telle uğraşmak keyifli. Kafanızı boşaltıyor. Yani mesela ben şu tarz figürler de yapıyorum. Onların her biri bir karakter. Özel insanlar onlardan hediyelikler alıyorlar. İşte bana tarif ediyorlar. Diyorlar saçı şöyle olsun. Kıyafeti böyle olsun. İşte elinde mesela bir yine müşterilerimden biri demişti ki ben diploma tutsun istiyorum. Kızıma mezuniyet hediyesi yapacağım. Seve seve çalışmıştım öyle bir tasarımda. Sayfamda da görebilirsiniz. İnsanların özel anlarında yer almak da çok keyifli tabii ki de. Ben özellikle evde oturan yani evde oturan derken çalışmayı tercih etmeyen insanlara muhakkak bir hobi edinmelerini tavsiye ediyorum. Hem üretmiş oluyorsunuz hem bir sürü insanlarla tanışıyorsunuz. Ben zaman zaman tezgah da açıyorum. Tabii yine bebeğimden dolayı uzun bir süre ara vereceğim tezgah durumuna ama... tezgahlarda da çok keyifli oluyor. İnsanlar, sizi aslında takip eden insanlarla orada yüz yüze tanışma fırsatı buluyorsunuz. Bir şey ürettiğiniz zaman o tür alanlarda da vesile oluyor yaptığınız iş. Yeni hikayeler yazmanıza, yeni insanlarla tanışmanıza. Aslında bana sorarsanız ben üniversiteyi bitirirken hiç böyle bir iş yapacağım aklıma gelmezdi. Ama işte bir anda malzemeyle bir anlaşıyorsunuz. Diyorsunuz ki tamam ben artık bunu yapacağım. Ve burada ilerleyeceğim diyorsunuz. Ben de teli çok sevdim. Ve yaptığım her şeye teli muhakkak katıyorum. Tel büküyorum seve seve. Şimdi şöyle göstereyim. Tekrar devam ediyorum.
şekilde. Aslında boncukların üzerine de sarabilirsiniz. O da keyifli olur. Daha farklı da ilerleyebilirsiniz. Şimdi ben biraz daha böyle dediğim gibi yuvarlak yuvarlak yapıyorum ama siz bunu mesela zikzak da yapabilirsiniz. Daha kalın tel kullanırsanız kullanacağınız kalın tel biraz daha zor bükülecektir tabii ama daha sabit duracaktır. O da mümkün. Tül de kullanabilirsiniz. Tül de çok güzel duruyor. Biliyorsunuz bu tarz ürünler aslında piyasada oldukça da pahalı. Kendiniz yapmanız daha uygun olur fiyat olarak da. Mesela hediye edebilirsiniz sevdiğiniz birine. Mesela yeni arkadaşınız yeni bir eve taşınmış. Sorarsınız neye ihtiyacın var? İlla ki bir aydınlatma ihtiyacı olacaktır. Ona hediye edebilirsiniz. Evinin renkleriyle uyumlu bir tasarım yapabilirsiniz. Ya da arkadaşınızı tanıyorsunuzdur. Nelerden hoşlandığını biliyorsunuzdur. Deniz kabuklarıyla da süsleyebilirsiniz. Size bir sürü alternatif sundum. Muhakkak bunu yapmalısınız. Muhakkak bir abajur, bir aydınlatma, telleri kullanarak yaparsınız. Tabii bu şimdi ben bu şekilde avize olarak tasarladık biz bunu. Siz bunu mesela bunun küçükleri oluyor. Onlar aplik olarak da kullanabilirsiniz. Onları da yapabilirsiniz. Aynı şekilde böyle süsleyebilirsiniz. Evet, biraz daha. Mesela bunu üç boyutlu bir hale de getirebilirsiniz aslında. Ben yine bu taraf bitmek üzere bu arada. Bölüm bölüm yapıyorum. Şurayı şöyle. Mesela yaptıktan sonra biraz daha elimle düzeltebilirim bu şekilde. Buradan fazla olan telimi yine kesiyorum. Kestiğim teller batmasın, uçları parlamasın diye çeviriyorum. Şu şekilde. Telle uğraşmak oldukça keyifli. Yani böyle bir deşarj oluyorsunuz. Büküyorsunuz, eğiyorsunuz, büküyorsunuz, bir deşarj oluyorsunuz. Şimdi tekrar geldik diğer kısmımıza. Şöyle tekrar göstereyim. Burası hareketli, düz, hareketli. Şimdi tekrar devam ediyorum. Düz, hareketli şekilde. Şu an telimi alıyorum. Evet, desen yerimizin sonlarına doğru gelmeye başladık tekrardan ve son bölümümüz kalıyor. Dediğim gibi böyle bir şeyi mesela yapsanız, hediye etseniz ya da kullansanız da oldukça keyifli. Yani yaptığınız şeyi kullanmak da çok keyifli. Hediye ettiğiniz zaman manevi olarak özellikle daha çok değerli. Biliyorsunuz birçok bu tarz ürünler, özellikle tasarım ürünler, el eme ürünler oldukça tabii ki fiyatları yüksek. Ben tabii kendi tarafımda olabildiğince uygun tutmaya çalışıyorum. Ulaşılabilir olmaya çalışıyorum. İnsanlara da feyiz olsun istiyorum ama tasarım ürünler genel itibariyle biraz daha maddi olarak yüksek fiyatlı ürünler. Ama kendiniz malzemeleri alıp edinip yapabilirsiniz. Artık zaten her yerde hobi malzemesi satan yerler de var. Bir sürü videolar, bir sürü kaynaklar yurt dışı, yurt içi mevcut. Yeter ki siz bir malzemeyi kafaya takın. Mesela ben teli kafaya taktım. Telle ilgili neler yapabilirim kısmı var bende. Ama siz mesela tahtayı kafaya takarsanız tahtayla neler yapabilirim dersiniz. Ne bileyim mesela şimdi üç boyutlu kalemler var. Onlar da aslında ilgimi çekiyor. Böyle biraz yapıyorsunuz ya tel gibi görünüyor. Onlarla ürünler yapabilirsiniz. Tabii ki bu aslında böyle bir
dalga. Yani siz bir şey yapıyorsunuz, etrafınızdaki insanlar görüyor, aa ben de yapabilirim, ben de böyle bir malzemeyle bir şey yapabilirim diyor, feyiz olmuş oluyorsunuz. Bu da yine ayrı bir hem sizin için bir motivasyon kaynağı, hem etrafınızdaki insanlar için bir motivasyon kaynağı. Çünkü birlikten de kuvvet doğuyor. Siz onun yaptığı, mesela emeklerinizi birleştirebilirsiniz. Siz onun yaptığı bir şeye kendi emeğinizi katabilirsiniz. Bir arkadaşınızla ortak ürün çıkartabilirsiniz. Keza benim yine amigurumi yapan bir, çok sevdiğim bir arkadaşım var. Şu tarz notluklar yapıyorum. Burada görmüş olduğunuz gibi kalp notluklar. Ben bunları hediyelik olarak tasarladım ama kendisine de bu yaptığım notluklardan veriyorum. Amigurumilerin üzerine takıyor. Yine şurada görmüş olduğunuz gibi bu tarz bir ahşabın üzerine amigurumi yaptığı, mesela bir baykuş veya bir kalp, bir şey. Onun üzerine de o notluğu takıyor. Çok şık, yine bir hediyelik, bir ürün. Burada benim her zaman telle bir şeyler yaparken önceliğim bir ürün olması. Yani bir şey yaptım durdu değil, kullanabiliyor olmalıyım. Zaten beğenmediğim hiçbir şeyi de sunmuyorum. Beğenmediğim hiçbir şeyi de sergilemiyorum. Tabii ki bu noktaya gelene kadar, telle bu kadar anlaşana kadar kilolarca da tel atmışımdır. Yani malzemeyle anlaşmanız çok önemli. Malzemeyi sevmeniz çok önemli. Tabii ki gerisi de sizin hayal gücünüz. Bir malzemeyi edindiğiniz zaman bununla ne yapabilirim sorusunu sorup, üzerine biraz araştırma yapıp biraz cevapladıktan sonra işe koyulduğunuzda eminim ortaya çok güzel şeyler çıkartacaksınız. Bundan hiç şüphem yok. Şimdi son kısımdayız. Çok heyecanlıyım. Nasıl bir son olacak? Nasıl beğenirsiniz diye umuyorum. Ben çok keyif alarak hazırlıyorum şu anda bunu. Umarım siz de hazırlarsınız böyle bir ürün. Dediğim gibi bunun küçüklerini yapabilirsiniz. Mesela aslında şimdi tabii bir yandan da konuştukça aklıma geliyor. Mesela çok tatlı böyle düğmeler var çocuk odası için. Onlar düğmelerle de yapabilirsiniz. Bunu düğme de takabilirsiniz. Başka ne olabilir mesela, hani size fikir vermek adına? Çok güzel mesela saman ipler var. Onlarla süsleyebilirsiniz. Başta da bahsettiğim gibi halat kullanabilirsiniz. Yani sonu yok. Mesela ben şimdi bu görmüş olduğunuz iskeleti aldım ve telle süslüyorum. Ama siz kalın bir tel alabilirsiniz. Mesela şurada gösterebilirim şu şekilde size. Mesela bu tarz kalın bir telle iskeletin kendisini oluşturabilirsiniz. Daha sonrasında yine ince tel ve boncuklarla ya da çeşitli malzemelerle yine bu şekilde tasarımınızı yapabilirsiniz. Ben şimdi düz tarafa devam ediyorum bir yandan. Kendiniz ve sevdikleriniz için yapacağımız avizelerle aydınlanın diyorum. Şimdi aslında dediğim gibi ben komple hareketli de yapmayı tercih edebilirdim. Ama hem size farklı iki teknik göstermek istedim. Hani bu şekilde düz olarak da ilerleyebilirsiniz. Şu düz de ilerleyebilirsiniz. Buradaki gibi amorf formlarla da ilerleyebilirsiniz. Az önce bahsettiğim gibi zikzak da yapabilirsiniz. Mesela ben tek renk kullanmayı tercih ettim telde. Ama siz rengarenk tellerle de bunu süsleyebilirsiniz. Odanızdaki dekoratif malzemeleriniz neyse onları buna ekleyebilirsiniz. Yani dediğim gibi sonu yok. Tasarımın, ürün yapmanın, tabii dikkat edin, teli buradan buraya geçirirken birbirine dolanmadan geçirmeye de dikkat edin. Bu tel tabii biraz yumuşak olduğu için hataya biraz affediyor. O yüzden alüminyum telle çalışmayı tercih ettim. Hani sizlere de o yüzden bunu göstermeyi tercih ettim. Çünkü yumuşak bir tel olduğu için biraz daha hataları tolere edebiliyor. Zaten hani böyle telle de kusursuz kalıptan çıkmış gibi bir görüntü elde etmeniz imkansız. Çünkü bir kere her şeyden önce el yapımı olan hiçbir ürün, yani tel bazında söylüyorum tabii ki, böyle kusursuz, muhteşem olmaz. Mesela benim bu burada görmüş olduğunuz kalp notluk olarak ürettiğimiz şeyler bizim kendi üretimimiz. O yüzden onları makina büküyor. Ama onun dışında yapmış olduğum telden kitap araçları var. Onun dışında figürlü süsler var yine burada gördüğünüz. Onların hepsi tabii ki el yapımı ya da takı kısmı zaten yine olduğu gibi el yapımı. Tel çok kullanışlı bir malzeme. Yani
birçok şeyi yapabiliyorsunuz. Ben dediğim gibi 4 yıldır aslında yapıyorum. Hala da sonu yok. Her gün yeni bir şey görüyorum. Yeni bir şey eklemek istiyorum. Tabii vakit buldukça da muhakkak yeni ürün çıkartmaya çalışıyorum. Sizlerle buluşturmaya çalışıyorum. Mesela bu avizeyi de çok sevdim. Muhakkak bunu çeşitlendirip en kısa zamanda da sayfamda yayınlamak istiyorum. Daha küçüklerini yapabilirim. Çocuk odaları için yapabilirim. Mesela kişiye özel diyebilirsiniz ki bana, aa işte Tuğçe ben daha çok mavi tonlarında bir şey istiyorum. O zaman ne yaparız? Mavi boncuklarla süsleriz. Belki mavi kurdeleler takarız. Mavi doğal taşlar koyabiliriz. Mesela deniz kabuklarıyla süsleyebiliriz. Yani dediğim gibi bir gidin dolaşın malzeme satan yerlere. Orada da zaten bir şeyler böyle hemen kafanızda canlanıyor. Ben mesela çok bilirim kendimi, bu malzemeleri alırken şöyle elime alırım mesela boncukları, böyle durur bakarım bunlara, ne yapabilirim falan diye düşünürüm. Ondan sonra oralarda da çok fikirler geliyor. Doğa, mesela doğaya bakın, etrafa bakın, doğanın renk uyumları. O da muhakkak size, sizin kafanızda birçok şeyin canlanmasına vesile olacaktır. Çünkü en güzel aslında uyum doğada. Yani doğada hangi renkler birlikte kullanılıyorsa, yaptığınız tasarımlarda o renkleri kullandığınızda emin olun, nasıl ki doğa bize çok güzel görünüyor. İşte aynı şekilde o doğadaki uyumdaki o uyumlu renkleri kullandığınızda da o ürünler size çok daha cazip ve çok daha uyumlu, çok daha güzel görünecektir. Evet, şimdi sona yaklaştık. Son telimi büküyorum diyebilirim. Bu şekilde burada da sonlandırayım. Şimdi biz ne yaptık? Hazır bir iskelet kullandık. Alüminyum tel kullandık. Yumuşak, dökümü kolay, dekoratif bir abajur yaptık sizlerle. En son şöyle bakıp nereyi düzeltmek isterseniz oraları şöyle elinizle. Çünkü tel büktüğünüz gibi sabit bir şekilde duruyor. Bir de şöyle bir duy aldım. Bu duyu da siyah tercih ettim. Tabii biliyorsunuz beyazları da var. Şimdi renkli duylar da var. Aslında mesela gümüş rengi alırsınız iskeletinizi. Bir sprey boya. Aynı renkte de bir duy. Yine bir takım oluşturabilirsiniz. Şu şekilde. Son haline getirdikten sonra neler yaptık? Tekrar üzerinden bir geçelim. İşte bu şekilde. Şimdi ne yaptık? Hazır bir iskelet aldık. Gördüğünüz gibi alüminyum telimizi kullandık. Boncuklarımızı kullandık. Böldük. Bir kısmı hareketli, bir kısmı düz çalıştık. Ve bu şekilde dekoratif bir abajur elde. Abajur de olur. Avize elde ettik. Ama bunu biliyorsunuz, şu ampulün takıldığı yerin yeri orta kısımda oluyor. Onlar da abajur olarak kullanılıyor. Aynı şekilde onları da bu şekilde dizayn edebilirsiniz. Telleri daha sık kullanabilirsiniz. Boncukları daha sık kullanabilirsiniz. Ben daha çok tel ağırlıklı olsun istedim. Ön plana çıkarmak adına. Evet, şimdi bu tasarımımız bitti. Diğer tasarımımız için şuraları biraz toplayalım. Tekrardan buluşalım. Yeniden merhaba. Şimdi ikinci çalışmamızı yapacağız. Çok sevimli bir taç yapmayı planlıyorum. Umarım siz de beğenirsiniz. Aslında bu tacı hem kendiniz için, hem çocuklarınız için, hem yine hediye olarak yapabilirsiniz. Tabii ki yine tel kullanacağım. Alüminyum tel. Mickey Mouse kulakları yapacağım iki tane. Ve daha sonrasında telin orta kısmını çiçeklerle ve bu görmüş olduğunuz dekoratif şeylerle süslemeye çalışacağım. Şimdi başlayalım. Öncelikle bir bardak alıyorum. Tabii ki su içmek için veya bir şey içmek için değil. Kalıp için. Çünkü teli evet çeşitli pens vesaire bunlarla büküyoruz ama bir kulak elde etmek istiyorsak daha büyük bükmemiz gerekiyor. Bunu da elle veya diğer çeşitli pens vesaire onlarla yapamıyoruz. O yüzden bir bardaktan yardım alacağım. Şu şekilde. Aslında önce isterseniz biraz telimizi keselim ve fazla telimizi kaldıralım. Şimdi bunu bu şekilde
Bakıyorum. Gördüğünüz gibi hemen şekil aldı. Tabii bu haliyle hiçbir şeye benzemiyor. Pens yardımıyla bu kulağı şu şekilde bir bu tarafa, bir de şu tarafa açıyorum. Bu şekilde bir kulak elde ettim. Kocaman bir kulak. Şimdi bir tane de bu tarafa yapacağım. Sanki şöyle tacımdan da yardım alayım. Şu şekilde göstermem gerekirse mesela o öbürü de şu tarafta olabilir. Şimdi buradan pens yardımıyla şu şekilde büktüm. Bardağımı koydum. Yine bardağımın yardımıyla telimi büküyorum. O şekilde kalıp gibi düşünebilirsiniz. Ve buradan yine bitiş noktasından şu şekilde telimi açtım. Gördüğünüz gibi iki tane büyük kulak elde ettim. Şimdi birazdan bu kulakları süsleyeceğiz. Bu kulakları şimdi taca monte edeceğiz. Peki nasıl monte edeceğiz? Burada kurdeleden yardım alacağız. Tabii yine siz, ben bu sefer mavi tonlarını kullanmayı tercih ettim. Bence siyaha her renk yakışıyor. Gümüşe her renk yakışıyor. Yine silikon tabancamın da yardımıyla önce aslında telimi yapıştırabilirim ama önce bu teli taçla bir bütünleştirmem gerekiyor. Yoksa açılacak vesaire ve oturtamayacağım bunun üzerine. Şu şekilde, evet. Burada fazla olan bir telim var. Bunu da keseyim. Şöyle tacımın üstüne biraz silikon sıkayım. Silikonumu sıktım. Tacımı şu şekilde buraya sabitledim. Şunu da sabitleyeceğim. Mesela ben şimdi buraya kulak yaptım. Değil mi? Siz neler yapabilirsiniz? Şimdi şu boynuzlu atlar çok moda. Özellikle kız çocukları çok seviyor. Telden onu yapabilirsiniz. Onun dışında evet. Bu aslında bu arada burada durması için değil. Sadece hani şimdilik sabitlemek adına yaptığım bir şey. Çünkü ben bunun üzerine şurada görmüş olduğunuz kurdeleyle kaplayacağım komple. O yüzden silikondan sadece yardım alıyorum aslında. Çünkü teli silikon tutmayacaktır. Şimdi hemen hiç vakit kaybetmeden hazır tutmuşken nereden başlayalım? Aslında şunu tekrar yapıştırmam gerekiyor. Çünkü açılıyor. Tabii bu tel diğer avize için kullandığım tele göre biraz daha kalın ve biraz daha sert. Bu nedenle sabit durması biraz daha zor. Şimdi şu şekilde koydum. Kurdelemi alıyorum. Taçı komple kaplayacağım aslında kurdeleyle. Çevirerek kaplayabilirim, direkt üstüne yapıştırabilirim. Ben çevirerek kaplamayı tercih ediyorum. Biraz tel taçlarda da şöyle bir sıkıntı olabiliyor. Bir süre sonra buraları ağrıtabiliyor vesaire. O yüzden ben tel tacı direkt kullanamıyorum. Muhtemelen çocuklar da direkt kullanamayacaktır. Kaplamanızı tavsiye ederim. Herhangi bir sevdiğiniz renk kurdeleyle. Şimdi dediğim gibi ben mavi tonlarını tercih ettim. Siz daha farklı renkler, mesela tüller, bazen kumaş parçaları, bunları değerlendirebilirsiniz. Taç yapmak çok keyifli. Ben çok seviyorum. Kendim için de aksesuarlar yaptım. Bu baby shower zamanında kendim tacımı yaptım. Yine işte bu hamile çekimi dönemlerimde, şimdi en yakın şeyler onlar, o yüzden onlardan bahsediyorum size. Mesela böyle çılgın bir anneyseniz bu tarz kulaklı bir taç yapabilirsiniz. Hazır mavi yapıyorum. Bir erkek bebek bekliyorsanız mesela doğum çekiminizde ya da bir baby shower'ınızda bu tarz bir aksesuar yapabilirsiniz kendiniz için. Yine burada görmüş olduğunuz malzemelerin hepsi yine hobi malzemesi satan yerlerde mevcut. Ben bu tarz ürünler kullanacağım şimdi bu taç için ama siz mesela yapay çiçekler var, çok güzel. Ya da şurada görmüş olduğunuz kurutulmuş çiçek. Ben şimdi bir tane getirdim ama bir sürü çeşidi var biliyorsunuz. Kurutulmuş çiçeklerle de yine aynı şekilde yapabilirsiniz bu tacı. Yine gördüğünüz gibi oldukça keyifli bir şey üretmek. Yaptığınız şeyi aşama aşama görmek. Ben çok keyif alıyorum. Umarım siz de
izlerken keyif alıyorsunuzdur. Gördüğünüz gibi bu arada ara ara silikonumu sıkıyorum. Hani direkt yekten sarmıyorum. Bu tarz aksesuarlara, dışarıda da gördükleri her şeyi istiyorlar. Hemen ne yapıyorsunuz? Evinizde işte mesela size bir hediye paketi geldi. Hediye paketini kurdelesine atmayın. Bu tarz bir şeye dönüştürebilirsiniz. Diyelim işte bu canlı olmayan yapay çiçekleriniz var evde. Sıkıldınız. Hemen onları kaldırdınız, atmayın. Kenara koyun, bu tarz aksesuarları dönüştürebilirsiniz. Aynı zamanda bu tarz şeyler çocuklarınızla yapabileceğiniz çok güzel aktiviteler. Tabii erkek çocuklar için taç pek uygun olmayabilir ama kız çocukları oldukça keyif alarak yapacaktır, buna eminim. Üretmek. Bir de siz ebeveyn olarak da ürettiğiniz zaman ya da bir birey olarak ürettiğiniz zaman örnek olmuş oluyorsunuz. Özellikle küçükler çok etkileniyor. Diyorlar ki evet ben de yapabilirim. Hemen çalışmaya başlıyor. Ne üretebilirim? Neyi hayata geçirebilirim? Sol kısmı da yapıştırdım. Fazla olan kurdele diyelim. Bunu kestim. Evet şu anda kulaklarımız hazır. Birazcık şu tarafa doğru koyalım. Gördüğünüz gibi kocaman iki tane kulağımız var. Şimdi sıra süsleme vakti. En keyifli yanı bence bu işin. Şu şekilde koyayım. Şimdi sırayla yapıştıralım. Nasıl bir şey yapsak? Şunları şöyle yan yana koyabilirim. Mesela içlerine şunlardan yerleştirebilirim. Bundan koyabilirim. Nasıl yapsak? Şimdi bakalım. Biraz prova edelim. Hemen yapıştırmayalım. Çünkü işin asıl keyifli tarafı bence bu. Biraz düşünelim yani. Bunu şöyle koyalım mesela. Şu şöyle güzel duruyor. Bir de şurada mesela şöyle çiçeklerim var. Bunu da ekleyebilirim. Şöyle. Bakalım. Silikonumu sıkıyorum. İlk çiçeğimi şöyle şuraya yapıştırıyorum. Ortasına şunu yapıştırmak istiyorum. Bu arada bu tarz şeyler hazır var ama kendiniz de yapabiliyorsunuz bu tarz çiçekleri. Mesela keçeden de yine. Keçe çok kullanışlı bir malzeme. Mesela ben oğluma dönence yapmıştım keçelerden. Oğlumun ismi Dağhan. Dağlar yapmıştım, ağaçlar yapmıştım keçeden. İçlerini de elyafla doldurmuştum. Böyle tombik tombik oldular. Onlarla da bu tarz çiçekler yapılıyor bu arada. Keçe de çok kullanışlı bir malzeme. Ama hazır da bulabilirsiniz tabii ki. Yine hobi malzemesi satan yerlerde hazır da bulmanız mümkün. Görüyorsunuz tel var. Bunun bir kısmını kesiyorum. Bunu da ekleyelim. Bunu da şöyle koyabiliriz mesela. Bir tane daha koyalım. Tabii ben şeyi seviyorum. Mesela bir ton üzerinden gitmeyi seviyorum. Siz ne yapabilirsiniz? Rengarenk yapabilirsiniz. Yine teli işin içine katabilirsiniz. Bu kulakların dışında diğer renkli tellerle bu kulaklara dönebilirsiniz. Farklı şeyler yapabilirsiniz. Yine tasarımın sonu yok. Biliyorsunuz hep söylediğimiz gibi. Şu arkasına da silikon sıkacağım biraz daha sağlam olması açısından. Şu şekilde. Şimdi mesela şöyle bir ipim var. Ben bu iple bir de kulağa sarmak istiyorum. Kulağın biri şöyle süslü bir şey olsun. Bunu da yine önce şuradan başlayayım yapıştırayım ufak silikonla. Şu şekilde. Dikkat edin, elinizi yakmayın. Benim gibi. Evet. Mesela bunu tel olarak da hayal edebilirsiniz. Tel de sarabilirsiniz buraya. Ben tonlar bu şekilde diye bu şekilde bunu sarmayı tercih ettim.
Gördüğünüz gibi ince hasır kurdeleyle kulağın bu kısmını da bu şekilde sardım. Bunu bu şekilde bırakıyorum. Şuraya bir çiçek daha yapıştırmak istiyorum. Tabii bu arada şöyle de yapabilirsiniz. Kulaklara tül de kapatabilirsiniz. O da çok şık duracaktır. Bunun da ortasına bir tane daha çiçek koyacağım. Ve son dokunuşlardan sonra tacımız hazır olacak. Bu şekilde. Evet, bugün neler yaptık birlikte? Bir adet taç yaptık, sevimli. Mavi tonlarıyla kurdele kullandık, çiçekler kullandık, tabii ki telimizi kullandık. Bu biraz daha kalın bir teldi. Siz de yine istediğiniz formlarla kulaklar yapabilirsiniz taçlarınıza. Kızlar eminim çok seveceklerdir. Bir de avize yaptık. Avizemizde de biraz daha ince bir tel kullandık. Yine alüminyum telimizle istediğiniz formda boncuklarla birlikte şık olduğunu düşündüğüm, umarım siz de beğenmişsinizdir, bir avize yaptık. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bana Instagram'da son tel bükücü olarak